şunu söylemeye çalışıyorum Ayşegül Hanım. Bakın benim bir kaset çalışmam oldu. Yani Oklahoma Rüzgarı diye mükemmel bir kaset çalışmam oldu. A yüzü B yüzü prodüktörü çelik oldu. Oklahoma Rüzgarı çıkış yakaladığım parça olarak yani. Bu parçanın biz haklarını alıp promosyon çalışması başlamamız vaktinde evin çat bizim gece kondu var Arnavutköy'ün arka tarafında. Orada bir promosyon çalışması yapmaya başlıyorduk. Evin çatısını belediye bastı. Belediye basınca ben de bunların kafaya kireniti vurdum. Kireniti bunların kafaya vurmamla evi yıktılar Ayşegül'üm ya. Böyle iğrenç bir insan bak bizi buradan dinliyorsa bu Cengiz evi hep belediye zabıtası getirmiş. Çocukları önce çocukların odalarından başladılar. Çocuklar cebal cebal koyla affedersin sokaklarda kaldı. Daha sonra Ayşegül'üm evin çatısından ben kiremiti bunların kafaya vuruyorum. Kireniti kafaya vuruyorum bunların. O sırada bu kireniti vururken aşağıdan Greider bana bir taktı. Greider bana takınca ben evle beraber Ayşegül Hanım yerin dibine. Doğru gözü. Yani promosyon çalışmaları filan yalan al. Allah belanı versin senin kendi. O Greider sana taksın inşallah. Görecek ya onu. Bak vallahi sorun çıkacak aramızda. Aramızda sorun çıkacak. Yalan mı kız? Yalan tabi. Beni buraya da kendi oyunlarını aile çekmek için getirdi. Vallahi yalan. Abi. Yalan. Sen kendin çağırdın, kendin yapıyorsun. Vallahi abi. Adama karalamaktan başka bir şeyin yok yani. Vallahi abi. Korumasını yapmak için getirdin. Sen kendin yapıyorsun. Bana bak. Senin ağzını burnunu kırarım canlı yayında. Kılıma. Ayşe filanım burada bütün sırlarını ortaya dökeceğim bu insanı. Ayşe filanım inanmayın buna. Maymun bu, maymun. Hiç de değil maymun. Evet, evet. Peki gizli aşk yaşadığını söyleyeyim mi? Gizli aşk yaşadığını. Senin sırtında kıl yok mu? Yok benim sırtımda kıl. Bütün insanın sırtın kıl içinde ilk insansın sen. Sen kendine benzesin aynada görmüyor musun kendini? Ben bir hayvandır kendisi. O yüzden konuşmanın manası yok. Herkes seni de görüyor, beni de görüyor. Bana bak. Baksın ne olacak? Yecücüsü. Sen nesin peki? Ağzını burnunu kırarım. Hadi şimdi lan Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım benim evim Greider takılmasıyla yıkıldıktan sonra Cengiz çıktı. Yanında bir tane dansöz kız var. Dansöz Suzanna diye onun kasetini de Cengiz prodüktör etmiş. Yani Cengiz bu buradan bir Allah Cengiz. Bak vallahi yeminim barışacağız Cengiz seninle bak. Cengiz. Suzanna'nın kasetini çıkartıyorsun sen neden benim kasetini çıkartıyorsun? Suzanna diye bir tane dansöz karı bulmuş, ondan bir kaset çıkartması yapmış Cengiz efendim, Ayşegül Hanım. Cengiz Suzanna ile kaset çıkartması yapmış, yanlış mı konuşayım, yalan mı diyorum? Yanlış konuşuyorsun tabi. Ama sen yere, de kadın ol. Her ***'ne yalan katma. Defol git stüdyodan. Salak, niye çağırdık seni buraya? Beni savun diye çağırdım, her ***'ne atıyorsun. Ama daha yalanlarına dayanamıyorum seni. Ayşegül Hanım. Bak bu yanımda oturan var ya bu Gülten. Bu Gülten Mehmet Ali Erbil'deki Jess'le aşk yaşıyor. Duygusal yakınlık. Yalan mı kız? Onu sen yaşıyorsun ben değil. Kendi yaşadığını benim üzerime atla. Her pisliğine bana atıyorsun ya. Lise mezunu. Bak yanında. Gördün mü Ayşe oğlanım? Görüyor musun yanında? Yani bunlar böyle promosyatif aşk şeylerine giriyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Yalan mı? Yalan. Ne diyorsun ya? Yalan konuşuyorsun, her şey yalan. Aşk yaşamıyorsun. Sen o biçim boylu poslu yakışıklı adamı bıraktın, maymun gibi bununla çıkıyorsun. Oh söyledim burada da. Ama, 70 milyon duysun. Ama bıyıkları var. Onun da bıyıkları var. Gözlüğü var. Onun da var. Sakalları var. Onun da var. 90-60-90. Lise mezunu. Mavi gözlü. Ayşegül Hanım başak burcu. Başak deme. Başak. Sen neden bırakıp durdun? Karından meclisler yakarsın. Benden meclisler yakmıyor. Ayşegül Hanım vallahi ben bak bu stüdyodaki herkesi yakarım yeminle. Yanımda benzin bidonum hazır. Benzin bidonuyla suyum hazır yanımda. Tutar mısın arkadaşım bunu? Ayşegül Hanım bak ben bunları, bu arkadaşları bu stüdyoda gerçekten de yakacağım. Cayır cayır. Buradan da söylüyorum kasetlerim Türk müzik marketlerinde. Oklahoma Rüzgarı diye Çelik prodüksiyondan çıktı. Promosyon çalışmasını Gülten'i yakacağım. Cengiz.
Bak ben izin edeyim telefonu. Alo şu Cengiz'i bağlar mısınız telefona? Şu Cengiz'i telefona bağlar mısınız? Alo. He bağlı mı? Ayşegül Hanım iyi akşamlar dilemekteyim size. Bakın dikkat edin. Size iyi akşamlar dilemekteyim. Ne yaptın ya lan? Kadar çıkartıyorsun. Geride kalın. Ayşegül Hanım, Suzanna diye bir dansöz arkadaşımız var. Onunla bir kaset çalışmasına girdi. Nevriye'nin sesi çok kötü olduğu için. Benim mi sesim iyi değil mi? Evet, senin sesin. Benim mi sesim iyi değil mi? Senin sesin kötü tabii lan. Neyin iyi de oh, sesin iyi olacak lan gerizekalı. Ne konuşuyorsun oradan? Vallahi sorun yaşarız. İğrenç parmaklarını ekrandan çek. Seni görmek zorunda değiliz. Ayşegül Hanım bakın ben Laleli'ye yaptığım bir çalışma sırasında keşfettim. Konuşma! Konuşmalardır. Laleli'de... Bu... Sensin gerizekalı! Sensin gerizekalı! Bak bana gerizekalı diye konuşma! Lan ben sana gerizekalı mı dedim? Aptal Laleli'den bahsediyorum! Dedim tabii gerizekalı dedin! Telefon ettiğime de cemet pişman ettiniz lan! Sana inatma Cesli'ye aşk yaşayacağım! Lan git yaşa neyle aşk yaşayacağım! Aşkı yaşıyorum Cesli! Ya git yaşa neyle aşk yaşayacağım sen yaşa! Ayşegül Hanım! Promosyon aşkı yaşıyorum! Allah belanızı versin sizin be! Biraz salaktır! Evet salak ama en beğendiğim komedyendir. Cez en güzel komedyen. Cez! Efendim? Allah'ım ne kadar mısın? Kafana vururum. Bana bak elektronik alete vurup havaya kaçacağını zannetme sen. Bak Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım izin verirsen ben bu. Şu Allah belanızı versin. Yak lan. Yak her yeri yak. Benzin dökelim. Yak kendini de yak. Geri zekalı!